السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد الحقان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. خطبة جمعة خطبة لنا شو زمان başlar hutbe. İbadallah, ettakullah, usikum eyyâhe ve takvallah diyor. Ey ahali, ey mümin cemaat, Allah'tan korkun, Allah'ı sayın, sevin. Size de, benim nefsime de bunu tavsiye edeyim. Nasihat ediyoruz diye başlar hutbe. Yani demek sırf dinleyene değil, söyleyen de faydalanıyor sohbetten, hutbeden, nasihatlardan. Üç kısım insan var diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi bilir, okumuş, dinler, konuşur. O hem konuştuğunu yapar, hem bildiğini söyler insanlara. Bir kısım da var, bildiğini söyler, konuşur ama yapmaz. Bir kısım da var, işte sırf dinleyen kısım var, o da cemaattır. En kötüsü söyleyip de yapmayandır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu nasihatler filan, sohbetler olduğu vakit söyleyen de onu yapması lazımdır. Sırf konuşmakla olmuyor. Ondan sonra nasihat Allah Azze ve Celle'nin, Peygamber Efendimiz'in istediği, arzuladığı şeyler söylemek Müslümanın yapması için vesile olur. Onu yapabildiği kadar yapar. Çünkü hepsini insan yapamadığı için gene o mecliste olması onun için büyük bir bereket olur, bir sevap olur. Hayır söyledikten sonra, ilim söyledikten sonra kimsenin bu acaba bunu söylesek bu adam beğenmez, kızar mı, bu adam gücenir mi diye bir şey, öyle bir düşünce olmaz. Sen hak olduğunu bildiğin şeyleri söyleyeceksin. Kabul eden eder, etmeyen kendi bilir. Ama insanların insanlardan korkup bunu söylesem o vakit hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü kimseyi razı edemezsin. Razı olan olur, olmayan kendi bilir. Ama sen vazifen hakkı söylemek, insanlara nasihat etmektir. Bu Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in emridir. Nasihat edin, nasihat diye nasihat etmek, insanlara sohbet vermek, yolu göstermek, alimlerin, hocaların, meşayihlerin vazifesidir. Onu yapmadıktan sonra ne işe yarayacak? Bir şeye yaramaz. Hak olan şeyi söylememiz lazım. İnsanlar da ona karşı beğenmedilerse de bakmaları lazım. Acaba bazen şimdiki insanlar hemen itiraz ediyorlar, beğenmiyorlar, bu doğru değil diye. Benim
fikrin böyle değil. Senin fikrin muteber değildir. Muteber olan bakacaksın bu beğenmediğin şey. Senin nefsine mi, nefsinden mi geliyor? Yok, nasihattaki yanlışlık mı var da onu bakmak lazım. Nefsinden geliyorsa nefsini ıslah edeceksin. Öteki türlü sen faydalanmamış olur, sevap kazanacağına günah gibi bir şey olur insana. Çünkü nasihat kabul etmeyen pişman olur. Nasihat Allah için, peygamber için, müminler içindir. Onun için bu vaaz, sohbet hepsi ilim meclisi sayılır. Allah'ın sevdiği meclislerdir bunlar. Tabii buradaki insanlar değil de bazı insanlar kulaktan duyar da itiraz eder. Halbuki itiraz edecek bir şey yok. İnsanların iyiliği için olan bir sohbettir. İnsanların faydalanması için konuşuluyor. Allah bu dinleyip de faydalananlardan eylesin. Hazreti galiba Hazreti Ömer İsmâhu ve zebâitum fentâfiyo diyor. Dinleyin, anlayın diyor. Anlayınca da faydalanın diyor. İnşallah bütün sohbetler faydalı olsun işte hepimize inşallah. Hutbe of Cuma many time they said İbadullah, ittakullah, usiku iyaya bitakvallah saying. O servant of Allah, be afraid from Allah. I am advise you affairs to and myself to be afraid from Allah. This is very important thing to say, not only for who are listening, who speak. He said, I am also, I make myself to be, accept this, to be afraid from Allah, not to do bad thing. This is what all khutbah of Juma, many place, they saying this to make people listen. If only for who listening, no. First, what we make sohbah, make speech. For Allah is making to benefit people and to benefit ourselves, not only for people, because many people they thought only they make advice for people. This is what Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, there are three kind of people. Some of them they have knowledge and they speak, and they have also they accept and doing what they speak. Another kind of people, they have knowledge, they have very big knowledge, but only making speech, advise people to do this, to do that, but they are not doing. And there's people only for listening, they don't know, they coming to listening. This first and third one is good, but second one who only speak and not doing, this not good. For this we are saying for ourselves to be benefit from what we speak. Mm-hmm. It's very important, and this for sake of Allah.
doing this, and people must be benefit from knowledge of Allah Azza wa Jalla and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Many people, they are maybe not happy with some speech, but we are not looking for who will be happy, who will be not happy. What we know it's right, we must tell people about this to make people to benefit from this. So people who don't know and quickly they don't happy with this, so this don't like this. You must, if you don't like, even you must first look if it is right, if not right. If this what Allah like, Prophet like, or you like. There is two kind. If they are like and you don't like, you must repent and accept what Allah like. Because not for everybody to make them happy, you can give them what they like. This is impossible. They said, Arab, la yarda al-ibad illa rabb al-ibad. And only Allah Azza wa Jalla can make people to be happy, all of people. You cannot be give them happiness. Only you must tell, and if they like to do, they can do. If they don't like, you make your job to tell people about good thing, about reality, about what human being must do to be happy here and hereafter. This is our mission, and we are doing this. We are not looking for who say this is bid'ah, this is shirk, this is not from humanity. No, just we say, and what we are not listening for. Alhamdulillah, Allah not make us anything coming to our ear or to see something. Alhamdulillah, this is barakah of Mawlana. Nobody make this and coming to us. Allah protect us and they away from us to not see and not to hear anything from this bad thing. Just Alhamdulillah, we try to give advice for Allah, for Prophet, which Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, "Ad-dinu nasiha," din, religion, advice, to give advice for people. Advice meaning good thing. There is no advice to give, tell people bad thing. It is not advice. Allah protect us and to give us good understanding, inshallah. Wa min Allah tawfiq, al-Fatiha.